her şeyi bilen de benim. Seninkisi bildiğin taş gibi olmuş. Aşçı yamuk yumuk mu yapar? Estetiği yamuk nerede yumuk bunun? Mu? Tabağıma bakar mısın? Sen diyelim ki bir restorandasın. Müşteriye yemek hazırlıyorsun. Tamam. Yamuk yumuk şey mi senin vereceksin? Senin gibi taş gibi mi yapayım ben? Benim öyle estetikli yapman lazım. Estetikli. Taş falan hepimiz, değil o. Hepimizinki yuvarlak. Seninki zaten yumuşak. Taş gibi yapmışsın. Ayten bir tek sen Allah'ın da bahane üretmeyin ya. Sen lütfen. Hayır, Ece sen bana dışarıda senin tabağın çok güzel olmuş demedin mi? Demedim öyle bir şey. Demedin mi? Demedim. Dedin Ece. Ayten sen gidemezsin lütfen. Dedin. Dedin Ece yalan konuşma. Ya işte. Ayten şuradan gider ayak olmayan yemek bilgini konuşturdun ya. Eğer bizim hamurumuz yani köfte yoğurduğumuz hamur vıcık vıcık olsaydı dağılırdı ve şekil verilmezdi. Bu bir. Öyle dediniz dağıldı. Ya ben şu an var ya sanki Aysun'u izliyorum ya. Dejavu oldum şu an. Gideceğini anladın ne oldu? Ne alakası var? Bir kere ne saçımız ne rengimiz ne duruşumuz ne Aysun'da kilomuz. Aysun'da gideceğini anlayınca böyle hırçınlaşmıştı. Ayten. Sen de aynısın. Bay bay. Şekilde çıkartacağını bana kim bay bay der biliyor teşekkürler musun? Tatlım. Burada kimse bana bay bay diyemez. Hiçbiriniz bir ben edemezsiniz. En iyi yemeği de ben yapıyorum. En iyi sunumu da ben Aysun yapıyorum. Aysun da bunu söylemişti ve gitmişti. Gizem! Gelinler, kayınvalidenizi alın, çakın çakın gelin. Hemen başvurun, 7 gün içinde sizi aldırıyorum. Ya! Bir hafta içerisinde aradılar. Kaç bileziğim, kaç çeyreğim var sayısını bile unuttum. Başvurdum, 3 gün içinde aradılar. Ne kadar çok kazandık siz de biliyorsunuz. Kendinize güveniyorsanız başvurun ve gelin. Kollarımı bileziklerden taşıyamıyorum. Siz de başvurun, siz de gelin kazanın. www.kanald.com.tr WhatsApp hattımız 0539 570 37 07. Haftanın ikinci gününde ikinci olarak kayınvalide Nagihan geliyor. Hayatım hoş geldin. Hoş başlayabilirsin. Bulduk. Başlayalım. Sedam güzel kızarmış dışı. İçinde karnabahar iyi ezilmemiş herhalde. Kaşar peyniri mi var içinde? Bir daha bakabilir miyim? Bunun içine karnabahar birazcık bir tık çiğ kalmış. Peki. Ama pişmiş. İkinci tabaktayız. Güzel pişmiş. Güzel de kızarmış. İçi de iyi. Peki. Üçüncü tabak. Bu da güzel kızarmış. Hemen hemen hepsi birbirine benziyor. Ama o daha fazla kızarmış. Tam benim dişime göre olmuş. Puan zamanı o zaman. Şuna 3 veriyorum. Hangisi? Şuna. Birinci tabak 3. Kararsız kaldım. 4, 4, 5. 4, 4 ve 5. En baştaki tabağa gidelim. Aa pardon, 1 vermedik ya. Öyle mi? Evet. Ya şimdi. Şimdi gel de Hakkı üçünden evet. Birini değiştireceğim. Birinci tabaktaki 3'ü 1 yapabilirsin. En düşük 10'a verdiğin için. Hmm.
Ya bu kuralları ben koymuyorum bu arada. Evet. Yönetmenim söylüyor kulaklığımdan. Sonra izleyip de kendi kendinize yaktı kızı demeyin yani. O zaman bir. Bir. O biri alan ortalığı ayağa kaldıracak. Evet. Haklı. Peki. İkinci tabaktan başlayalım. İlk 4 puan bakalım kime gidiyor? İlk 4 puanın sahibi kaldıralım. Ece. Oh, çok şükür. Şimdi puanları verirken aslında dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sen en baştakine önce 3 dedin. Sonra 5, 4, 4 deyince çıktı ya o ağzından. Evet. Yani müdahale etmeme fırsat kalmadan sen sıraladın evet. rakamları. O yüzden hani 3 olanı mı yani makul olan da oydu. En düşük ona verdin evet. diye. Ama o tabii ortalığı ayağa kaldıracak. Gel buraya. Üçüncü tabakta 4 puan aldı kayınvalide Nagihan'dan. Tut tabağı hayatım. Bakalım ikinci 4 puan hangi gelinimizin olacak? İkinci 4 puan kaldıralım. Ayten. Oh be sonunda. Buradasın. 5 puan acaba gelini Seda'ya mı gitti? Yoksa Esra'ya mı? Yandık. Yandın. Orası da seni yakacak ayrıca. Şey bana geri bul bileti alır mısınız? Ben buradan şuradan usul benden beraber şöyle uzayalım. Esra mı? Seda mı? Fatma Hanım var ya Fatma Hanım. Hani göründüğü gibi bir bayan değil. Sonra anlatırım size. Sana 40 kere dedim. Anne kimseyle ittifak yapma. Sen kim? Benim arkamdan konuşmak kim? Benim kararlı gecim mi? Sen çıkarttın ortaya sen. Aferin bana. Aferin.